Evet sevgili kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda israf önlenebilir mi? İsraf hakkında konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz ki yaşadığımız ülke Türkiye'de her geçen gün israf artmaktadır. İsraf oranları artmaktadır. Çok kapsamlı bir şekilde israf yapılmaktadır. Her şey üzerine israf olduğu için ben bu durumun ekonomiye doğrudan etki ettiğini düşünüyorum. Tamam ekonomi kötü, iyi değil. Ama emin olun ki ekonomiyi düzeltmek hani biraz da bizim elimizde olan bir şey. İsraf yapmayarak ekonomiyi biraz daha %20, %30 seviyesine kadar düzeltebiliriz. Ama maalesef ben bakıyorum, üzüntüyle takip ediyorum. Şu anda Türkiye'de her yerde lokantalarda, işte otellerde, her tarafta israf yapılıyor. Mesela örneğin yazın tatile gittiydim. Kendimden örnek vereyim ben. Orada otelde yemek yerken bir sürü şey oluyor. Yani bir sürü işte yemekler atılıyor. İsraf ediliyor, atılıyor. O atılan yemeklerle yani inanın bana yani 30 bin kişi, 10 bin kişi doyar. Bir gün. Bir günde 3 öğün otelde yemek yeniyor. Yani bir günde 20-30 bin kişi rahat doyar abi. 5 günde 20, 40, 60, 80, 100 bin yapar. 5 günde 100 bin kişi o atılan yemeklerle rahat bir şekilde doyar. Şimdi buradaki handikap şöyle bir şey oluyor. Bir de bunu Türkiye çapında düşünün. Aylık olarak düşünün. Yıllık olarak düşünün. Ve Türkiye çapında düşünün. Yani her şeyde israf yapılıyor mesela. Mesela örneğin çöpe atılan ekmekler. Ekmeğin fiyatları devamlı artıyor. Artış gösteriyor. Ekmekler çöpe atıldıkça ekmek ihtiyacı artıyor. Şimdi ekmek ihtiyacı artıyor. Malzeme kaynak da sınırlı. Yani çok olsa iyi olur ama malzeme kaynak da sınırlı olduğu için daha fazla ekmek üretiliyor. Bunun belli bir zamandan sonra sonu geliyor. Yani sonu geliyor derken deniz bitiyor yani yavaş yavaş. Buğday azalıyor. Mesela tahıl ürünleri azalıyor. Niye? Çok tüketim var. Haddinden fazla tüketim var. Aslında tüketilmiyor. İsraf ediliyor. Atlıyor, çöpe atlıyor. Yani. Mesela örneğin bu israflar yapılmasa mesela örneğin 100 tane ekmek üretiliyor, tamam mı? Bu israfla yapılmazsa 100 tanenin yerine 50 tane ekmek üretilecek. 100 tanenin yerine 50 tane ekmek üretilecek ve israf da yapılmayacak. Yani israf yapılmayacak derken yani 50 tane 100 tane yerine 50 tane olduğu zaman hem fazla ekmeğe ihtiyaç olmayacak. Fazla ekmeğe ihtiyaç olmadığı için mesela bu sefer ekmeğin fiyatı da artmayacak. Yani işte bu büyük bir bölüm insanlardan kaynaklanan bir şey. Maalesef insanlarımız israfa çok alıştı yani. Normal bir şey gibi görüyorlar. Biz de dahil, ben de dahil zaman zaman. Bu durumu düzelttiğimiz zaman ekonomi büyük oranda ben rahatlayacağını düşünüyorum. Tamam ekonomi kötü. Ben ona hiçbir şey demiyorum. Ben de ekonomiye kötü diyorum. Ama insanlar olarak, millet olarak bizim de üstümüzde düşen görevler var. İsraf etmeyelim yani. Mesela kağıt. En basitinden kağıttan örnek vereyim ben size. Tamam mı? Mesela bize lazım olan kağıt sayısı 5. Bizim kullandığımız kağıt 20. Türkiye'de bu böyle gidiyor. Gelelim kalem. Bize lazım olan kalem sayısı 5. 5 mesela. Biz ne yapıyoruz? 20 tane kullanıyoruz. Şimdi bu sefer ne oluyor? 5 tane alacağımızda 20 tane alıyoruz yani. Mesela kalemi en basitinden bir örnek size. 5 tane alacağımızda 20 tane alıyoruz kalemi. Dolayısıyla karşı taraf da fazla almak zorunda kalıyor. Yani kaleme rağbet artıyor. Normalde 5 tane satacak bu kalem. 20 tane satılıyor. Rağbet artıyor kaleme. Rağbet artınca
Bu sefer ne oluyor? Malzeme yok. İşte mal yok, kalem yok, gelmiyor. Gelmeyince ne oluyor? Fiyat artıyor. Niye fiyat artıyor? Daha az alım olsun diye. Fiyat artıyor yani maalesef. Ama mesela 5 tane ihtiyacım var. Bu kaleme 5 tane ihtiyacım var benim. Tamam mı? Ben 5 tane aldım bu kalemden. 5 tane ihtiyacım var. 5 tane aldım. İhtiyacım kadar gidiyor. Ne eksik ne fazla. Eksik alın demiyorum. 5 tane aldım. İhtiyacım kadar gidiyor. Bu sefer ne olacak? Kaleme fazla bir rağbet olmayacak. Herkes ihtiyacı kadar alacak. İhtiyacı kadar satacak. Bu sefer ne olacak? Malzeme olacak. Malzeme olacak. Her şey yani düzenli bir şekilde gittiği zaman fiyat da artmayacak yani. Ama abi israf yapılıyor. Bundan 5 tane lazım 20 tane al. Kağıttan 5 tane lazım 20 tane al, 30 tane al. Ondan sonra kalemlikten 5 tane lazım 100 tane al. Yani 100 tane lazım 100 tane al. Ama 5 tane lazım bunun 100 tane al. Ondan sonra oluyor. Bir sonraki alışında kalemlik yok. Yeni kalemlik geldi. Ama fiyat arttı. Durum bu hale geliyor yani maalesef. İşte o yüzden biz de israfı kesinlikle ve kesinlikle önleyebilmemiz gerekiyor işin açığı. İsrafı önleyebilirsek gerçekten ekonominin büyük bir oranda ben düzene geleceğini düşünüyorum.